Evet, Curiosity'nin ilk macerası sırasında konuşmuştuk. Koç Üniversitesi Rektörü ve Uzay Fizikçisi Profesör Doktor Ümran İnan'la kendisi şu an yeniden telefon attığımızda. Merhaba Sayın İnan. Merhaba. Siz nasıl buldunuz? Meraklının gönderdiği resimleri sizde de daha fazla merak yarattı mı? Şimdi ben hayranlıkla izliyorum. İşte her gün bir iki şey çıkıyor. Bugün sabah ben de Twitter'da bu panoramik bir görüntüyü hani herkese gönderdim. Çok enteresan. Panoramik olduğu zaman gerçekten böyle bir acaba bir insan olsaydı cipin içinde ne hissederdi diye düşündüm. Korkunç bir başkalık ve yalnızlık ve muhteşem bir hisse kapılırdı diye düşünüyorum. Düşünün ki başka bir gezegenin üstündesiniz. Evet, benzerlikler var. İşte kayalar, tozlar, hatta roketin egzozunun yerde bıraktığı izleri de görebiliyorsunuz. O da çok enteresan. Bunların hepsi esasında daha önce de söylediğim gibi benim hayal gücümü de zorluyor. Bir kere kazma yapmaya başladığı zaman ve element analizine girdiği zaman ne bulacağını bilemiyoruz. Bir de tabii bu robot nükleer güçle çalışan bir robot olduğu için ve 690 gün kadar çalışmalarına devam edecek. Bir Mars yılı kadar, yani iki tane dünya yılı kadar. Dolayısıyla bu o uzakta görünen dağların yakınlarına veya başka kraterin başka yerlerine de gidecektir. Neler bulacağını bilemiyoruz. Mutlaka sürpriz olacaktır diye düşünüyorum. Bu projelerde hep heyecanlı olan tarafı zaten sürprizler oluyor. Ama ben şahsen çok yakından takip ediyorum. Peki Ümran Bey, şunu sormak istiyorum. Tabii özellikle yeni nesil çok uzay filmleriyle büyümüştür. Mission to Mars'tan tutun da Mars hikayeleri sinemada çok gösterildi. Hatırlar, bilmiyorum seyrettiniz mi hiç? İşte uzay gemisinin içinde seralar oluşturulur. Buradan oksijen, su elde edilmeye çalışılır vesaire. Mars'ta dünyaya uygun olması için, yaşam olması için nelerin olması gerekiyor? Nasıl bir atmosfer yaratılabilir? Veya bu suni olarak yapılabilir mi bir şekilde? Şimdi suni olarak yapılabilip yapılamayacağı tamamen ekonomik ve bir proje, yani fiziki bir sınır yok orada. Şu anda tabii Mars'ın atmosferinin %95'i karbondioksit, işte yaklaşık %4'ü nitrojen, ancak yaklaşık %1'i oksijen. Dolayısıyla orada insanın hava almasına imkan yok. Ancak öyle bir ortam tabii ki yaratılabilir. Tabii ki havayı artificial olarak, yani yapay olarak üretilmesi mümkün. Ama tabii bunlar için çok büyük şeylerin Mars'a gönderilmesi ve sonra da o yine çok büyük şeylerin Mars'dan geri getirilmesi gerekecektir. Böyle bir projenin bütçesi ne olur ne olmaz, işte insanı Mars'a göndermek eğer 10 ila 20 sene içerisinde mümkün olursa acaba projenin hani bütçesi bu merak robotunun bütçesinin 10 misli mi olur yoksa 100 misli mi olur gibi tahminler var. Onu bilemiyorum. Evet. Hatta bir yine medyada tartışıldı. Amerika kaynaklıydı zannediyorum. Bir adı öyleydi. Bir intihar timi oluşturalım. Geri dönmesin. Oraya göndereceğimiz insanlar uzun bir süre kalsınlar. Bunun için uğraşsınlar diye. Bir projede vardı değil mi ortada? Olabilir. Ve yani ben hayret etmem doğrusu. Eğer böyle bir proje için gönüllüler de bulunabilirse ben hayret etmem ama bu yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onun kötü tarafı tabii orada kalanların çok büyük bir acıyla sonunda yine haberleşilerek hayatlarını kaybedeceğinin, projenin zirvesinin o olacağıdır. O doğru bir şey olmayacaktır. Bence mutlaka götürülüp sonra da getirilecektir. Belki önce yörüngeye birisi sokulur ve yörüngeden yere inmeden Mars'ın etrafında dolaştıktan sonra gelir. Hani Ay'a yapıldığı gibi. Ondan sonra belki daha iyi öğrenildikten sonra hani yolu orada mı belki yere indirilip tekrar getirilebilir. Şimdi, ama oraya gönderip birisini bırakma olayı bence insanlığın kabul edemeyeceği bir şey olacak. Şu anda robotlar aracılığıyla evet, biz bu Mars'tan görüntüleri alıyoruz. Tabii dünyada tükenen bir takım işte kaynaklardan, enerji kaynakları vesaire, bunlardan da bahsediliyor. Eğer Curiosity orada bir enerji kaynağı veya değerli bir maden bulursa bu sizce kamuoyla açık bir şekilde paylaşılır mı?
Bence bu proje tamamen açık bir şekilde, hiçbir gizli tarafı yoktur. Bu projede çalışan çok yabancı insanlar, yani Amerikan vatandaşı olmayan birçok insan bu projede çalışıyorlar. Ve böyle projeleri ben çok iyi biliyorum. Hiçbir gizlilik yoktur. Bu projelerde çalışan üniversitelerin hepsinde her türlü yabancı öğrenci projenin her türlü verisine hakimdir. Burada Amerikan devleti diyelim, NASA diyelim, bunlar bu projelerden aldıkları getirinin, ülkenin kazancının, dünyanın kazancının gizli olmadığı zaman çok daha büyük olduğunun farkındalar diye düşünüyorum. Yapılan analizlerde beklenmeyen bir eleman veya bir madde bulunduğu zaman derhal paylaşılacağına ben şahsen eminim. Bu tür projelerde ben benzer projelerde çok çalıştım. Evet. Hiçbir gizlilik unsuru yoktur. Gizlilik unsuru varsa baştan olur. O zaman zaten biz bunu konuşamayız. Evet. Peki eğer ilginç bir sonuç açıklanırsa biz yine burada sizinle değerlendirmekten memnuniyet duyacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Umur İnan. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Efendim Mars'tan Londra'ya iniyoruz. Londra Olimpiyatları'nda milli tekvando